Herkese merhaba. Öğreten Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün size Tekirdağ köfte yapmayı öğreteceğiz. Malzemeleri sayalım. 400 gram dana kaburga, 400 gram dana ön kol, bunlar 2 defa çekilecek. 3 adet kızartılmış ekmek, bunlar galeta unu yapılacak. 1 adet büyük boy soğan rendelenip veya blenderdan geçirip suyu atılıp gerisi kullanılacak. 3 adet sarımsak, 2 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karbonat, yarım tatlı kaşığı karabiber, 4-5 damla limon, karbonatı aktif hale getirmek için. Sosu için 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1,5 yemek kaşığı domates rendesi, 1 çay kaşığı zeytinyağı, kaşığın ucuyla karabiber, yarım çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber. Malzemeler bunlar. İlk önce eti yoğuracağız ama o yoğurmadan önce, zaten bu da beraber bekleyecekler hep beraber. Yoğurmadan önce şu ekmeğe bir galeta unu yapalım. Galeta unu kıvamına getirdik. Evet, soğan da rendeledik. Soğanın suyunu sıkalım. Şimdi sırada sarımsaklar var. Evet, sarımsakların içine şu soğanlardan biraz koyabiliriz. Çünkü sarımsaklar blenderda kendi başına olmuyor. Sarımsaklarla soğanları hepsini bir aktaralım. Bunlar da bekleyecekler etle beraber. Etin içine baharatları koyalım. Karbonatın içine limon sıkalım. Bakın aktive oluyor. Bunu da boşaltalım içine. Şimdi ne yapıyoruz? 10 dakika boyunca bunu yoğuracağız. 10 dakika yoğurduk. Bunu minimum 8, maksimum 12 saat buzdolabında bekleteceğiz. Bunları da galeta unuyla, soğanla, sarımsağı da aynı sürede bekletebiliriz. Sıkıntı yok. Kıymamız 8 saat bekledi. 8-12 saat arası beklemesi gerekiyor. Diğer malzemeleri karıştırmadan önce sosunu yapalım. Biber salçası, domates rendesi, pul biber, karabiber ve tuz. Zeytinyağı. Sos hazır. Şimdi diğer malzemeleri koyalım. Soğan, sarımsak. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Ete karıştırmadan önce burada birazcık yoğuralım. Yarım çay bardağına yakın su ekleyelim. Karıştırmaya devam. Yoğurmaya devam. Evet, hamur kıvamına geldiğinde bunu artık kıymayla buluşturabiliriz. 4-5 dakika yoğursak yeter. Yoğurma işlem bitti. Bir 3 saat daha böyle beklesin. Ondan sonra şeklini verelim. Döküm tavayı yaktık. Biberleri ve domatesleri közleyelim. Evet, köfteyi yapmaya başlıyoruz. Elimizi ıslatıyoruz öncelikle. Cevizden daha küçük parçalar alalım. Önce bir şöyle elimizde çiğ köfte yapar gibi. Ondan sonra yuvarlayalım. Evet, çevirelim. Gördüğünüz gibi yapışma yok.
Dört tarafını da pişireceğiz. Afiyet olsun.